Nasip baba. Ben bilmiyorum. Ama sen biliyorsun. Bak gözlerime. Neden Nasip baba? Yalvarıyorum söyle sebebini. Neden? Söyleyeceklerim dinlense de. Dayanılması güç şeyler. Keşke kulaklarım sağır olsaydı da bunları duymasaydım diyeceğin şeyler. Ama ben hakikati bilmen gerektiğine inanıyorum. Çünkü saklamak da bilmen kadar acı verecek. Kızım. Mahir'in bu yola neden girdiğini biliyorsun. Maksadı Safiye mi, Nazife mi bizden alanı bulmaktı. Adalet yerine geldiğinde ocağınıza düşen ateş bir nebze de olsa sönecekti. Her şeye sebep olan o gölge gibi beyefendi var ya. O senin baban kız. Ne diyorsunuz siz? Biliyorum kızım. İnanması güç. İmkansız baba. Benim buna inanmam mümkün değil. Bir katilden bahsediyoruz. Kaçakçıdan. Devletine ihanet eden birinden. Benim babam böyle bir insan değil. Benim babam şerefli, namuslu bir adam. Hayır. Benim babamın beyefendiyle uzaktan yakından ilgisi yok. Olamaz da. Benim babam beyefendi değil. Nazif abi hala içeride mi? Evet. Nazif Bey Feride ile mühim bir mevzu konuşacağım dedi. Ben de çıktım, hala konuşuyorlar. Allah Allah. Ne kadar uzun sürdü bu ara? Başlayamayacak mıyız? Başlayacağız tabii de. İçeride değil mi Feride Hanım? Soralım bakalım neymiş gecikmenin sebebi. Kimse girmesin. Hususi bir mevzu dedi. Burası devletin adliyesi. Görünmekte olan da bir dava var. Karar verilecek ve bitecek. Bekleyemiyor mu hususi durum? Feridun'un çıkmanına göre bekleyemiyor demek ki. Ama siz bekleyebilirsiniz. Hayırlı olsun bakalım. Kızım, iyi misin? Nereden duymuş babam Hayır? Orasını bilmiyorum kızım. Ama o gece Mahir babanla bu meseleyi konuşmaya gitmiş. Bildiğini söylemeye. Elinde silahla öyle mi?
kadar eminmiş yani onun suçlu olduğundan. Onu vurmaya gidiyor oraya. Hesaplaşmaya. Öyle görünüyor. Ama dedim ya, vazgeçti. Vurmayacaktı babanı. Neden vazgeçti baba? Ha? Neden vazgeçti? Madem bu kadar emindi onun suçlu olduğuna, neden vazgeçti? Babam ben beyefendi değilim dediği için mi vazgeçti? Babanın ne kabul ettiğini duydum, ne de inkar ettiğini kızım. Aklım almıyor baba. Aklım almıyor. Mahir, elinde bir delil olmadan böyle bir şeye inanmaz. Asla inanmaz. Böyle bir şey vardıysa neden gelip benimle paylaşmadı baba? Ha? Biz o kadar zaman birlikte aradık beyefendiyi. Madem kim olduğunu öğrendi, niye gelip bana söylemedi? Haksız mıyım baba? Feride. Adnan Savcı söylenmeye başladı. Duruşmaya devam etmeyecek miyiz diye soruyor. Tamam, 5 dakika sonra devam edeceğiz duruşmaya. Mahir'in duruşması değil mi? Evet ama babamla olan davası değil. Başka bir suçla yargılanıyor Mahir. Seyit'i vurmaktan. Mahir vurmaya mecburdu biliyorsun değil mi Feride? Bu adam İlknur'u kaçırdı, kafasına silah dayadı. Mahir Seyit'i vurmasa o İlknur'u öldürecekti. Biliyorum baba. Ama Mahir susuyor. Hiçbir savunmada bulunmuyor. Suçu kabul ediyor. Benim elimi kolumu bağlıyor. Mahir'e mani olun. Olur mu Feride? Hayatını mahvetmesine, feda etmesine müsaade etme. Baba benim duruşmaya dönmem gerek. Nasıl giderim kızım? Suçluyum. Babanı ben vurdum dedim. Tevkif ettir beni. Bunun hiçbirimize bir faydası dokunmaz baba. Zaten kimse inanmaz. Babam doğruladı Mahir'i. Mahkemede Mahir vurdu beni dedi. Evet biliyorum. Ama neden? Mahir'i anlıyorum. Benim için yalan söyledi. Ama ya baban? Bilmiyorum baba. Gerçekten bilmiyorum. Şimdi siz ne derseniz deyin. Oğlunuzu kurtarmak için yalan ifade veriyor gibi görüneceksiniz. Ama hakikat bu. Peki ne yapacağız Feride? Ha? Bu vaziyeti nasıl düzelteceğiz? Bilmiyorum. Davası göründü. Cezası kesinleşti Mahir'in. Bana biraz zaman verin. Önce bir anlayayım neler olduğunu. Sonrasını düşüneceğim. Nazife iyi misiniz? Baba iyi misin? İyiyim. Yok bir şey. Ne oldu Nazife abi? Ne konuştunuz Feride ile? Çocuklar siz şimdi gidin. Ben Mahir'in duruşmasına gireceğim. Baba rengin kül gibi, hastaneden bile çıkmayacaktın. Bu halde duruşmaya mı girilir? Olmaz bir şey kızım. Baba. Abi iyi misin? Ustam, bak iyi değilsin. Hadi inat etme de eve götüreyim seni. Ha? Hadi baba ne olur. Erda Bey. Bir gelir misiniz? Neler
oluyor Feride Hanım. Şimdi içeride duruşmaya devam edeceğiz. Sizden Mahir'i savunmanızı isteyeceğim. Mümkün değil. Yani Mahir istemiyor. Savunma yapmayacağız diye katı konuştu. Siz onu bana bırakın. İçeri gireceksiniz, görevinizi yerine getireceksiniz. Hakikati kelimesi kelimesine anlatacaksınız. Mahir'in Seyit'i bir hiç uğruna vurmadığını, ailesini yok eden bir maşa olduğunu, İlknur'u kaçırdığını. Ama Mahir buna müsaade etmez. Duruşmanın hakimi benim. Konuşup konuşmayacağına ben karar veririm. Nasıl isterseniz. Siz savunmanızı yapın. Ben de İlknur'u dinlemek üzere duruşmayı ileri bir tarihe erteleyeceğim. Memurluğuna. Ellerimle bıraktım diyorum kapıya. Kim lan sizin müdürünüz? Ne demek bebek bebek yok? Dedim ya beyefendi. Sizin dediğiniz gibi küçük bebek yok bizde. Ne diye yalan konuşalım? Ay Necdet, dur, ne yapıyorsun Necdet? Ben senin gözünün önünü sıkarım bak. Necdet, Necdet sakin ol. Kendine gel. Saçmalama. Ya Ayten. Bebeği diyorum ben kapının önüne bir hafta önce bıraktım diyorum. Bu bebek koşarak gitmedi ya buradan. Ne oluyor burada? Niye bağırıyorsunuz? Müdür bey, bu... Sen mi yapıyorsun? Müdür sen misin? Allah'ım ne işte? Evet. Sorun nedir? Ben bu kapıyı el kadar bir bebek bıraktım. Daha bir hafta bile olmadı. Bu arkadaşta haberimiz yok diyor. Bu nasıl iş müdür? Doğru mu söylüyor? Yok efendim. Kayıtları kontrol ettim, soruşturdum da... hiç kimse dışarıda bebek falan görmemiş. Baksanıza, kayıtlarda da yokmuş. Lan başlatmayın bana kaydınızdan maydanızdan ha. Şimdi böyle yan ayaklar ararsınız tabii. El kadar bebeği kapıya bırakıp giderken aklınız neredeydi? Necdet, ne yapıyorsun? Bırak. Aklım kıçıma kaçmıştı. Şimdi de geri geldi. O kızım bulunacak. Yoksa burada topunuz... Anladın mı lan? Sanık vekilinin hazır olduğu görüldü. Duruşmaya devam edildi. Savunma makamına söz verildi. Buyurun avukat bey, sizi dinliyorum. Sayın hakim. Size söz vermedim Mahir Kara. Mahkemede söz vermeden konuşamazsınız. Aksi takdirde salondan dışarı çıkarım sizi. Şimdi oturun. Buyurun avukat bey, sizi dinliyorum. Sayın hakim. Müvekkilim işlediği suçu inkar etmemiştir. Ancak bugün burada olayın başka bir yönü es geçilmiştir. Seyit Durak sanığın kardeşini kaçırmıştır. Silahla öldürmek üzereyken Mahir Kara eve girip kardeşini kurtarmaya çalışmıştır. Olay esnasında Seyit Durak, sanığın annesinin ve yeğenin ölümüyle sonuçlanan bombalama fiilini bizzat kendisinin işlediğini itiraf ederek ağır tahrikte bulunmuştur. Sayın hakim, madem durum buydu neden en baştan ifadelerinde belirtmediler? Kararın açıklanacağını anlayınca indirim almak için uydurulan savlardır bunlar. Sayın savcı, müsaade eder misiniz? Savunmayı dinlemek istiyorum. Bu anlattıklarınızı ispat edecek delilleriniz var mı avukat bey? Var efendim. Bizzat kaçırılan ve olaya tanıklık edecek olan İknur Kara'nın dinlenmesini talep ediyorum. İyi de bu sanığın kız kardeşi zaten. Tabii ki abisini aklamak için lehinde ifade verecek. Savcı bey, tanık kız kardeşi olduğu için dinlemeyi red mi edelim? İlknur Kara burada mı avukat bey? Maalesef değil efendim.
Evet, gereği düşünüldü. Sanık vekilinin talebinin kabulüyle tanık İknur Kara'nın bir sonraki celse dinlenmesi için duruşmanın bir hafta sonra aynı gün ve aynı saate ertelenmesine karar verildi. Bana mı dediniz savcı bey? Hayır hakim. Güzel. Neden yaptın bunu abi? Savunma yok demedin mi ben? Benim işim bu Mahir'im. Ben vazifemi yaptım. Yıkacağım lan burayı başınıza. Burayı başınıza yıkacağım lan. Aa, yeter Necdet bağırdın. Yani böyle kavgayla gürültüyle çözülecek şeyler mi bunlar? Görmüyor musun Ayten? Bebek mebek yok diyorlar. Ay görüyorum. Görmez olaydım. Görüyorum. Ama belli ki bu insanlar bilmiyor. Ya çaldılar falan çocuğu herhalde. Polise gidelim en azından. Arasınlar her yeri. Sen bugüne kadar hangi işimi polise çözdüğümü gördün? Olacağım diyorum sana. Ay Necdet, o daha küçücük. Yavrum ne yapıyor kim bilir? Ne halde acaba? Ay yok. Ben sana hiç kızmıyorum. Ben sana zerre kadar kızmıyorum. Ben kendime kızıyorum. Çünkü sana emanet ettim. Çocuğun başına böyle bir iş geleceği belliydi. Ya tamam Ayten, tamam. Ya bulacağız yani. Ya başına bir şey geldi burada ya da... Ya da ne? Ya da ne? Bilmiyorum Ayten, bilmiyorum. Bil o zaman. Öf! Of! Bulacağım lan. Andım olsun bulacağım. Neler oluyor Feride? Araya duruşma girdi, soramadım. Nazif Bey ne söyledi? İkinizin de hali hal değildi. Aslında öyle bir şey söyledi ki Nazif Baba. Öyle bir şey iddia etti ki. Aklım durdu sanki. Düşünmekten beynim çatlayacak. Feride bir şey söyle, beni de çatlatma. Hani Mahir'in aradığı beyefendi var ya. Ne olmuş o şerefsiz haine? Beyefendi senin baban dedi Nasip Baba. Ne? Feride, akıl kâr mı bu? Tövbe tövbe. Suna bilmiyorum. Söyleyen herhangi bir kişi değil Nazif Baba. O da Mahir'den duyduğunu söyledi. Adam devletin kelli felli bakanı. Babandan bahsediyoruz. Onca sevdiğin insanı elleriyle mi kıydı? Olur mu öyle şey? Yani tamam, baban ters teres bir adam. Ama bu canilik başka bir şey Feride. Hem bunca zaman böyle bir şey olsa sen anlamaz mıydın? Sen de koskoca hakimsin bugüne bugün. Bilmiyorum Suna. Ama Mahir'in bütün davranışlarını açıklıyor bu durum. Madem Mahir her şeyi biliyor, bu kadar eminmiş, neden gelip sana söylememiş? İşte bu soruların hiçbirinin cevabı yok Suna. Hiçbirinin yok. Düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum. Yer ayağımın altından kayıyor. Ne duyduklarımı sindirebiliyorum, ne de yok sayabiliyorum. Çıldıracağım. Git Mahir'le konuş bence. Babam geldi, böyle böyle dedi. Ne biliyorsa anlatsın. Nasıl konuşayım Mahir'le? Davasına bakıyorum. Görüşemem ki. Sen olur dersen ben bir yolunu bulurum. Tamam. Ama önce birine sormam gerek. Nereye gidiyorsun Feride? Ha? Nereye? Geleceğim. Geleceğim geriye. Sen uzan dinlen biraz. Çok yoruldun kendini. Ah babam. Neden ayaklandın sen böyle? Ölümlerden döndün, öyle çıkılır mı hemen hastaneden? İyiyim ben oğlum. Geç babacığım. Osman babam nereye gitti hastaneden? Adliyeye abi. Abimin duruşmasına değil mi? Yok.
Yani Feride ablayla görüştüler odasında. Sonra işte çıkınca biraz kötü oldu ustam. Dedi duruşmaya gireceğim dedi ama biz de izin vermedik. Öyle getirdik işte. Sağ olasın. Hadi sen git mıntıkanın başında dur. Ben de biraz oturayım, babamla gelirim. Tamam, ben de abi. Eyvallah. Halide Hanım, derhal kapıyı açın, misafirimizi bekletmeden içeri alın. Oh, hoş geldin. Gönül köşkümün gerçek sahibesi, hoş geldin. Buyurun. Turgut Bey evde mi? Feride, hoş geldin. Bu ne güzel sürpriz, gel. Gel otur, çay kahve ne içersin? Oturmayacağım, bir şey içmeye de gelmedim. Sana bir soru soracağım. Umut ediyorum ki bana doğruyu söyleyeceksin. Bildiğin bir şeyse seve seve cancağızım. Sen böyle ciddi olduğuna göre mesele epey mühim. Beyefendinin kim olduğunu biliyorsun Turgut. Ta en başından beri biliyorsun, değil mi? Bildiğini biliyorum. Mahir de öğrenmiş kim olduğunu. Şimdi cevap ver Turgut. Beyefendi. Babam mı? Kim diyor bunu? Dedim ya. Mahir öğrenmiş diye. Söyle, doğru mu bu? Bunu sorduğuna inanamıyorum Feride. Zannımca Mahir aklını oynatmış. Böyle bir iftirayı ancak hastalıklı bir zihin üretebilir. Sakın buna inandım deme bana. Mehmet Sayın Bey duyarsa yüreğine iner. Bir dakika. Yoksa babana bu yüzden mi vurduğunu söyledi? Öylesine saçma sapan bir bahanenin ardına mı sığındı? Aman Allah'ım. Senden yorum yapmanı istemedim. Evet ya da hayır de. Beyefendi babam mı? Feride, İlk başta söylediğin gibi beyefendinin kim olduğunu elbette biliyorum. Ama bu isim mezara kadar bende sır olarak kalacak. Ancak sana şu kadarını söyleyebilirim. Beyefendi baban değil. Baban benim tanıdığım en onurlu insanlardan biri. Ya sen nasıl olur da bunu kendine yakıştırıp babanın katil olup olmadığını soruyorsun? Benim aklımın ermediği şey bu. Yalnız bu Mahir'e de pes doğrusu. Kendini aklamak için attığı bu iftira beni dehşete düşürdü. Nasıl seni umursamadan böylesine yaralar? Böyle bir şey yapandan ben her şeyi beklerim. Feride, iyi misin kızım? Sen işine bak, ben bakarım.
bakanım, geçmiş olsun. Gene kefeni yırtmışsınız. Hadi bakalım. Ne istiyorsun Turgut? Size son yaptığım iyilikten sonra böyle bir azar tonunu işitmeyi hiç hak etmiyorum zannımca. İlaçların tesiriyle unuttuysanız hatırlatayım isterim. Eğer sizi uyarmasaydım Mahir size suçüstü yapacaktı. Çok şükür her şeyi hatırlıyorum. Herhalde sen hafızamı tazelemek için aramadın. Yo yo, ondan değil. Bir ziyaretçim geldi. Bilin bakalım kim? Feride. Kızınız. Ne maksatla? Niye gelmiş? Bu öyle telefonda konuşulacak bu mesele değil. Yüz yüze görüşmemiz lazım. Tamam. Her zamanki yerde. Abi bir dakika. Şimdi hastasınız. Hastaneden yeni taburcu oldunuz. Nekahat dönemindesiniz. Sizi pek oralara kadar yormak istemem. Evin altındaki parkta buluşalım. Birazdan oradayım. Halide Hanım, paltomu getirin. Akşama ne yemek istersiniz? Ne yaparsan yap cicim. Acelem var. Bir telefon açmam lazım. Müsaade varsa tabii. Var. Seyis abim sayesinde. Onun hatırı büyüktür bende. Gel böyle. Ne yap et? Bul bebeği Necdet. Yoksa benim gözüme uyku girmeyecek. Merak etme. En kısa zamanda bulacağım bebeğimizi. Bana bak Necdet. Ben seninle gül yüzün hatırına evlenmedim. Bebek yoksa ben de yok. Ona göre. Çekil sen de. Doğru söylemiş baba. Şimdi gidip ifade verirsen işler hepten çorbaya dönecek. Ne abime faydası dokunur bunun, ne de davaya bir yararı olur. İyi de oğlum, ben nasıl durayım böyle? Mahir benim yerime yatarken vicdanım rahat eder mi? Abim böyle münasip gördüğüne göre var aklında bir şeyler baba. Biz kendi kendimize hareket etmeyelim derim. Bence bekleyelim. Ben bakarım. Fazla değil, 2 dakika, ona göre. Alo? Songül benim. Abi, nasılsın? Songül dinle. Feride duruşma İknur'u tanık olarak çağırdı. Söyle ona. Kesinlikle mahkemeye gelmeyecek. Neden ama abi? Mahir mi ha? Ver bana. Mahkemeye gelmeyecek, o kadar. Oğlum. Baba, iyi misin? Çıktın mı hastaneden? Çıktım ama pek iyi değilim. Mahir, neden böyle yaptın ha? Olması gereken buydu baba. Hayır, değildi. Gençliğini feda ediyoruz. Önünde yaşayacak daha çok uzun yılların var ya. Hepsi bitti baba. Geçti. Ben ömrümü böyle yakmasam onlar beni yok edeceklerdi. Bırak böyle kalsın. Olan oldu zaten. Gelen var, hemen kapat. Olmaz Mahir. Mümkün değil, bırakma. Ben Feride ile konuştum. Hakikati biliyor. Babasını da biliyor. Onu benim vurduğumu da. Mahir. Beni duyuyor musun oğlum? Mahir. Ne oldu baba? Ne diyor abim? Hiçbir şey. Kapat. Thank you.
Hava ne kadar da bulutlu. Karamsar. Oh. Ama bir o kadar da mülayim. Merak etmeyin. Yakında güneş açacak. Bahar geliyor. Tabiat kendini yeniliyor. Tıpkı sizin gibi. Hiç sohbet edecek havada değilim Turgut. Şu anda evimde dinlemiyor olmalıydım. O yüzden hemen konuya geçelim. Feride neden gelmiş? Beyefendinin sizde olup olmadığını merak etmiş. Ne diyorsun sen be adam? Kendisiyle teşriki mesaimiz olduğunu bildiği için bizzat bana sormak istemiş. Nereden bu fikre kapılmış? Ortak bir tanışımızdan. Mahir Karadan. Ya mümkün değil. Biz onunla anlaşma yaptık. Demek ki anlaşma bozulmuş. Hem de tek taraflı olarak. Zira Feride gayet emin bir şekilde söyledi Mahir'den öğrendiğini. Sen ne dedin? Bana bir kez daha borçlusunuz Sayın Bakan. Bunun saçma sapan bir iftira olduğunu, Mahir'in kendi paçasını kurtarmak için yalan uydurduğunu söyledim. İnandı mı peki? Evet. Yani bir nevi. Tabii içinde biraz kuşku kaldı. Takdir edersiniz ki bir tarafta sevdiği adam var, bir tarafta babası. Gerisi sizin maharetinize kalmış. Oyunculuk yeteneğinize. Gerçi uzun zaman başarıyla sakladınız bu hakikati. Biri de gene gelse, sorsa yine kıvırırsınız zannımca. Tabii bir de şu var ki Feride bunu size değil de Kerime Hanım'a sorabilir. Ne münasebet. Kerime benimle ilgili hiçbir sırrı aşikar etmez. Susması gerektiğini bilir. Acaba... Ben niye tam tersini düşünüyorum? Turgut beni delirtme, ne söyleyeceksen söyle. Aşk olsun, ben size yardımcı olmaya çalışıyorum. Siz bana sesinizi yükseltiyorsunuz. Ne diyordum? Efendicazıma söyleyeyim. Kerimeniz Kerime Hanım köşke ziyaretime geldi. Hiç öyle size sadıkmış gibi gelmedi bana. Kadıncağızın size olan sabrı tükenmek üzere. Feride'ye her an sizinle ilgili gerçekleri açıklayabilir. Sizin için çemberin gittikçe daraldığı aşikar. Ben de tedbir alın diye bizzat söyleyeyim istedim. Teşekkür ederim. Gereğini yapacağım. Bu kadar mı? Bu kadar mı? Size yaptığım onca iyilikten sonra sadece kuru bir teşekkür mü? Felaketinize ramak kala sayemde kurtuluyorsunuz. Ne istiyorsun? Bildiğiniz üzere son zamanlarda birçok kabadayı cızlamı çekti. Yani haliyle onların sahip olduğu mıntıkalar başıboş kaldı. Birinin o mıntıkalara sahip çıkması gerek. Ben bu işe talibim. Kabadayı mı olacaksın? Bu tabir bana yakışmaz. Asil bir sıfat bulmak icap eder. İdareci ya da patron. Ve bunu sana benim sağlamamı istiyorsun, öyle mi? Yo. Ben istediğimi kendim alırım. Siz sorun çıkmamasını sağlayın yeter. Misal polis görmezden gelsin. Sıkıntı çıkarmasın. Misal eğer itiraz eden olursa onlarla işbirliğini kesin. Neticede bir daha onlara ihtiyacınız kalmayacak. Ben varım.
Gördünüz mü? Tek bir parmak ışıklatmanızla halledebileceğiniz şeyler istedim sizden. Hadi hadi. Yine ucuz yırttınız. Yavaş yavaş, acele etmeyin. Maksat biraz daha güneş görmek. Temiz havadan istifade etmek başefendi. Eyvallah, doğru söyledin Bekir abi. Hayırdır Karadayı? Sen çıkmıyor musun havalandırmaya? Senle biraz konuşalım başefendi. Söyle. Belli ki iyilik etmeyi seven bir arkadaşsın. Benim küçük bir yardıma daha ihtiyacım var. Ne gibi? Gece birkaç saatliğine dışarı çıkmam şart. Görülecek bir hesabım var. Onu halledip geleceğim. Yoksa bunca acıyı, bunca yılı burada boşuna heba etmiş olacağım. İşimi hallederim, gün ağrımadan da geri gelirim. Sözüne itimadım tam. Ama gel gelelim çok zor. Ya bir yol olsa hallederiz derdim ama malum şanın dilden dile yayıldı. Namını duymayan kalmadı. E denetimler de sıklaştı. Hayatta ne kolay ki başefendi. İstedikten sonra elbet bir yolu bulunur. Ben de üzerime düşen neyse yerine getiririm. Ben bakayım ne yapabileceğiz.